Selamlar millet. Geçtiğimiz haftalarda Riot Games'in yeni FPS oyunu olan Valorant'ı deneme şansı yakaladım ve ben bayağıdır bir oyunda bu kadar eğlenmemiştim. Oy! Sen de mi bir. kombomu iyi izle tamam mı? Çek çekiyor musun? Ha. <laughs> Çekiyorum. Kameralar hazır. Ben kaydı kapattım artık yeter. <laughs> <laughs> Oyuna geçmeden önce bir duyurum var. Valorant'ın 7 Nisan'da kapalı betası başlıyor ve kapalı beta sürümüne erişim istiyorsanız tek yapmanız gereken aşağıda görünen benim de içinde bulunduğum yayıncıları izlemek, yani yayınlarıma gelerek kapalı betaya erişim kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Oyuna ilk girdiğinizde Valorant sizi temel hareketleri ve bazı şeyleri öğrenebileceğiniz bir eğitim bölümünden geçiriyor. Tuşları ve basit hareketleri öğrendikten sonra adam vurmaya başlıyorsunuz. Silahların recoil'lerini falan öğrenmeye çalışıyordum ben burada. Şimdi burası buy menüsü. Burayı bir durdurayım. Ee, tek tek anlatmam gerekecek. Şimdi bu bölümün adı silahlar ve buy menüsü. Burada sol üstte bu rounddaki paranız, önümüzdeki rounddaki paranız yer alıyor. Ve takım arkadaşlarınıza alıyorum, fazladan kredim var, almıyorum gibi raporlar verebiliyorsunuz. Bir silahın üstüne gelip sağ tıkladığınız zaman istemiş oluyorsunuz ve base'de olmasanız bile takım arkadaşınızın fazladan parası varsa onu sizin için satın alabiliyor. Gelip yanınıza atması gerekmiyor uzaktan da size bunu satın alabiliyor. Silahlara geçelim silahları daha rahat anlayabilmeniz için Counter Strike'dan örnek vereceğim. Mevcut klasik dediği bildiğin normal eco roundlarda round başında elinize verilen pistol. Shorty shotgun pistol olarak geçiyor. İki mermisi var yakın mesafede bayağı etkili. 400'lük frenzi Counter Strike'daki CZ silahı gibi Ghost eşittir USB ve Şerif eşittir Diggle. Böyle anlatabilirim. Hafif makinelilerde Stinger ve Spectre'ye oynadım. Spectre çok daha verimli bence. Birisi binlik, birisi 1600'lük. E, Stinger'ı çok oynamadığım için onun hakkında yorum yapamayacağım. Ama ekonomik roundlarda, rush roundlarında bunlar alınabilir. Ama ben yine de bunun yerine Şerif artı Armor almayı tercih ediyordum. Pompalılar var. Bucky ve Judge. Ya ben Bucky'yi oynayanların çok iyi oynadığını gördüm. Ama ben Judge'da daha iyiydim. Ee, sağ tık ve sol tık onlarda da fark ediyor. Gameplay'de göstereceğim. Pompalı tüfekler öyle. Tüfeklerde Bulldog bildiğin Famas abi. Ama şöyle bir değişikliği var. Bulldog silahında skop açtığınız zaman mermiler burst olarak gidiyor. Üçer üçer gidiyor yani. Skop açmadığınız zaman normal tarayabiliyorsunuz. Bir düştü aldım ben arkadan. Bay bay. Teleport, teleport, teleporttan geliyor. Limitli, Yük kalmadı. Geldi oh, adam, öyle. geldi. Çok güzel. Temiz. Üçü tamam. Oh, Yük kalmadı. Guardian'a da bildiğin Galil diyebilirim. Onu da çok oynamadım o yüzden bir şey söylemeyeyim. Phantom'la Vandal, AK ile M4 gibi. Aslında ikisi de çok güçlü. Ben Vandal'ın çok 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 etkili olduğunu gördüm. Zaten highlight'larda da göreceksiniz. İkisi de gayet iyi. Tamamen tercih size bırakılıyor. Aynı paraydı. Ben Vandal'ı tercih ediyorum. Geldi geldi. Helal. 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 Oy oy oy. Mito çekiyor musun? Oo. Çekiyor musun Mito? Oo. Onu da al onu da. Aa! Hayır! Hayır!

Çekti mi adam Mito? Eli aldı. E adam eli aldı sandım <gülüyor> <gülüyor> ben. Bir şey diyeyim. Eli aldılar oğlum adamlar. Almış nasıl aldılar? Aa, nasıl, oğlum, aldılar? Benim nasıl, benim aldılar? Benim nasıl aldılar? Nasıl <laughs> aldılar? <laughs> Abi <gülüyor> nasıl aldı? Yazıklar <laughs> olsun. <laughs> 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 çektim. Çektim Alper. Mutlu musun? Çektim Alper. Ha. Bunu bunu silmen için kaç para istersin? Mito? Bu arada M4 ile AK gibi dedim ama şöyle. Site değiştiğiniz zaman örnek veriyorum. E Counter'da CT AK baylayamıyor ya. Burada öyle bir durum yok. İsteyen istediği silahı alıyor. Herkes de aynı burası Keskin nişancı tüfeklerine geldiğimizde Marshall eşittir SSG, operatör eşittir AWP diyebiliriz. Ağır silahlarda da Ares ve Odin var. M249'da Negev gibi düşünebilirsiniz. Ares güzeldi. Odin de güzeldi aslında. Ya yani bunu kullananlar iyi kullanacaktır ama ben çok tercih edeceğimi düşünmüyorum. Oyunda zırh var. 400'lük zırh hafif zırh olarak geçiyor. Hafif zırh 25 kalkan veriyorken ağır da 50 veriyor. Yani oyunda en fazla 150 canınız olabiliyor. Aşağıda yetenekler var. Her karakterin E skilli her round başında yenileniyor. Ama diğer yetenekleri e, kullanabilmek için parayla satın alması lazım. Ben oyunda iki tane karakter oynadım. Birinin adı Sova, diğerinin adı Jet. Bu arada oyunla ilgili en önemli şeyi söyleyeyim. Oyun tamamen free to play yani League of Legends gibi ücretsiz olacak. Parayla yapabileceğiniz tek şey skin almak, karakterlerinizin aşamalarını yükseltmek. Tabi bu tarz şeyler yapabiliyorsunuz. Yani parayla hiçbir şekilde üstünlük yok. Ya skin alsan da silah aynı vuruyor, almasan da aynı vuruyor. Free to play. Önce Jet'ten bahsedeyim. Jet benim main karakterim olacak. Ben bu karakteri çok sevdim. C ile yani duman bulutu skill ile 3 tane smoke atabiliyorsunuz. Jet'in attığı smoklar baya kısa sürüyor. 5 saniyeden az sürüyor ama yine de önünüze atıp onun içinden rushlayabilmek için oldukça güzel bir skill olduğunu düşünüyorum. Q skill'i yani hafifli skill'i. Şimdi bu oyunda boost yok. Yani takım arkadaşınızın kafasına çıkarak bir e, kutuya çıkamıyorsunuz. O yüzden o tür pozisyonlar cidden çok önemli. Site giriş yerinde kutuların üstüne veya duvarların üstüne çıkmak istiyorsanız Q'yu kullanarak çıkıyorsunuz ve işe yarıyor. E'de rüzgar gibi. Lucian'ın takla hareketi var ya E'si olması lazım. Onun gibi bir skill böyle E atarak bir anda hızlanabiliyorsunuz. Ultisi keskin fırtına bıçakları çıkarıyor ve yakından ya da uzaktan bıçakları fırlatabiliyorsunuz. Kill aldıkça bıçaklar yenileniyor. <laughs> Bu karakteri oynamak zor ve bir o kadar da kritik. Örnek veriyorum, takımınız sayda girmekte zorlanıyorsa AQ kombosuyla entry oynayabilirsiniz. Tabii benim gibi ya benim o ilk denemem biraz komik oldu. Onun gibi yapmayın. Denelim AQ de. kombomu iyi izle tamam mı? Çek çekiyor musun? Ha, çekiyorum. Kameralar hazır. Ben kaydı kapattım artık <gülüyor> <gülüyor> Gelelim Sova abimize. C ile baykuş drone gönderiyor ve drone'la bir rakibini gördüğünde işaretleyebiliyor. Biliyor mu fışt yaparak? Hayır. Uç ee, bakalım. O adam nasıl geliyor oğlum o zaman arkamıza ya? Bak Abi şimdi ben o adamı anlamadım. anlamadım ya. Oyunun başında basıyor olabilir teleport'a. Kapıyı sanırım orada duruyor. Q skilli yani şok okunu attığınız yerde rakip varsa onlar o şoktan yiyor. Adam solda mı? Aynen. Bombalama tamam, bu bilgisi. arada abi. Çok iyi. Abi bombayı çalmayalım. <laughs> oh. Ne oldu lan öyle? One enemy remaining. Aşağı. Gelmedi mi? Kaç kere sıkaladım? E skiliyle yani keşif okuyla birlikte okun gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Hatta sekmesini de ayarlayabiliyorsunuz ve attığınız yerin büyük bir çevresini e, görebiliyorsunuz bu sayede. Görüş sağlıyorum. <laughs> Buldum. <laughs> Ultisiyle de baya büyük bir alana böyle avcının hiddeti denilen o elektro şok mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum artık onu uygulayabiliyorsunuz duvardan evden her yerden geçiyor. Teleportör kullanıldı. Teleporta kullanıldı. Abi o push orada bekliyor kapıyı açacak birazdan. Dikkat Abi küfür etme video çekiyorsun. Push dedim oğlum <laughs> küfür, küfür değil ki. Ah ah geçin ona. Bir daha sok Alper. Oh. Valla videonun başında da söylediğim gibi ben bayağıdır bir oyunu oynarken bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Eskiden PUBG döneminde Türkiye'nin ilk 10 takımı içerisine girmiştik. Fortnite'da ben kendim turnuvalarda başarı göstermiştim. Yani bu tür oyunlara yatkınlığımın olduğunu biliyorum. E kendi oynadığım oyunun bu kadar kötü gittiği dönemde böyle bir oyunu meyinlememek için bir sebep görmüyorum. Valla Riot Games'in vizyonuna baktıkça keşke aynı vizyon 2K'de de olsa diyorum. Çünkü adamlar beni, Ferit'i, Mitreyn'i, Jahreyn'i bir sürü yayıncıyı çağırdılar. Oyunu test ettiler ve dediler ki abi oyun nasıl? Neyi değiştirelim? Ne düşünüyorsunuz? Ve gerçekten söylediğimiz her şeyi dikkate aldılar. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleriydi sanırım. Batu Bozkan, Tal'Drin bir sürü tanıdığınız e, isimler var. İşte FBL'den Tekon vardı. Çok güzel maçlar döndü hatta. Dünyaca ünlü CSGO oyuncuları da oynuyordu. Shroud Ninja da oynuyordu bu oyunu. Abi genel olarak bir şey söyleyecek olursam oyunun büyük geleceğinden %100 emin olduğumu söyleyebilirim. Oyun gerçekten çok yabancı hissettirmiyor size. CS'de iyiyseniz, eğiminiz kuvvetliyse bu oyunda da iyi olabilirsiniz. Ama bu oyunun en büyük e, farkı oyunda 1v5 diye bir şey yok. Eğer oyunda gerçekten kazanan olmak istiyorsanız takımınız iyi olmak zorunda. Oyunda en beğendiğim nokta şu bir şeyin ne kadar avantajı varsa o kadar dezavantajı da olabiliyor. Örnek veriyorum bir hero'nun ultisi çok çok iyi ama o ultiyi atıyorken çok yavaş hareket için onu counterlayabiliyorsun, vurabiliyorsun. Mesela bir tane hero var direkt adamların base'ine ışınlanabiliyor kendi base'inden ama o ışınlanıyorken ee, karşı takımın minimap'i böyle eriyor gibi olduğu için rakip bunu anlıyor ve ona göre hareket ediyor. Mesela şu an oynadığımız haritada 3 site var. A, B ve C. Ben bunu ilk gördüğümde şey dedim lan o zaman hemen C'ye raşlayalım 5 kişi. Kaç kişi tutabilirler ki falan diyorsun ama abi sen 5 kişi C'ye koşuyorken A'daki açılıp info aldığında kimseyi görmediğinde direkt arkadan gelebiliyor. Keza de öyle yani işler sandığınız kadar basit değil. Bu skilllerin kullanımları duvardan sektirmeleri vesaire çok çok önemli rol alacak. Oyunla ilgili yakalayabildiğim görüntüler, verebileceğim bilgiler şimdilik bunlar. Twitter'dan Valorant'la ilgili sorularınızı cevaplıyorum. Eğer bir sorunuz varsa oradan yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. 7 Nisan'da kapalı beta'da yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Bye bye.